Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Toxil ile yeni kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu kanalda Wild Rift ağırlıklı olmak üzere mobil oyun ağırlıklı bir kanal olacak. Aşağıdan kanala abone olup zili de açmayı unutmayın. Wild Rift'te önemli bir video, çok önemli bir güncelleme yayınlandı. Wild Rift çıktı arkadaşlar. Bu video içerisinde Wild Rift ne zaman çıkacak? Wild Rift'te 6 yeni şampiyon var. Bütün dereceli sistemi detaylıca açıklandı ve kostümler de şuydu buydu. Oyun içi ekstra parayla karakterlerimiz, hesaplarımız güçlenebilecek mi vesaire. Bayağı bir detaylı açıklama var. Bugün çıktı, yeni çıktı gecenin saat 3 3'ünde 2.45 şu anda. Sizlere bu videoyu çekiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hiç uzatmadan konuya girişimizi yapıyoruz. Burada hey Türkçe alt altyazılı bir şekilde bu videoyu sizlerle izleyeceğiz. Aynı zamanda da ben bu videonun baştan sona tamamını izledim. Sizlere hızlı bir özet geçeceğim. Burada şimdi aynen zaten adamlarda seri bir şekilde şöyle böyle beta yaptık, şunu yaptık, bunu ettik vesaire detaylıca açıklamışlar. Ben bu videoyu sizlere biraz daha özet halde yayınlayacağım. Bu arada Wild Rift'i ee, alfa ile alakalı neyse betasını da şimdi anlatayım sizlere. Şöyle direkt olarak oyun Türkiye'ye şu an çıkmıyor. En önemli soru en çok merak ettiğim şeylerden biri oyun maalesef TR şu an çıkmıyor arkadaşlar. TR ne zaman çıkacağına dair bilgi vermemişler ama önümüzdeki günlerde yani bugünün sabahında ve iki gün sonra paylaşımlı olarak hangi ülkelerde Endonezya, Singapur, e, Malezya, Malezya'nın Türkçesini unuttum ve Tayland'da Oyun çıkacak. APK şeklinde VPN'de falan filan bir şekilde oynanabilecek bu oyun yani. Ben de size zaten oynanış videolarını yayınlayacağım. Dereceli sistemi müthiş. Gerçekten çok iyi bir dereceli sistem var. Bunu sizlere göstermek istiyorum. Buradaki görselleriyle beraber gö göstermek istiyorum. Özellikle iyi oynayıp da lig çıkamama falan böyle kendi ligimde sırf kötü oyuncularla kaybediyorum muhabbeti var ya. Arkadaşlar olay şu. Her lig ee, 4 kümeden oluşuyor. Bildiğimiz LoL'deki bütün liglerin hepsi demir, bronz, gümüş, altın, platin. Platin ile elmas arasına bir tane daha yeni lig eklenmiş. Zümrüt, sonra elmas, sonra ustalık, sonra üstatlık, sonra da challenger şeklinde ilerliyor. Lig sistemi de şu. Burada 3 tane şu işaretler var ya her oyun kazandığınızda bu işaretten bir tane kazanacaksınız. Her oyun kaybettiğinizde bir tane kaybedeceksiniz. Eğer 3 işareti tamamlarsanız seri maçlarına çıkıyorsunuz. Onun da görseli var. En önemli şey şu orada aşağıda gözüken bir puan vardı bak. Şuraya biraz daha sararsak görürsünüz. Ha, Zümrüt ligin resmini merak ediyorsanız onu da göstermiş olayım. Şöyle bir resmi var. Platla elmas karışımı yani mavi yeşil arası bir renk karışımı var burada. Oyun kazandığınızda Bundan bir tane kazanıyorsunuz ve aşağıda ne kadar iyi oynarsanız yani mesela ne kadar çok minyon keserseniz ne kadar çok objektif kule vesaire alırsanız bunlara göre ayarlanmış bir şekilde şurada puan birikiyor. Bu puan biriktiğinde bunun haftalık bir sınırı var bu arada oyun kaybetseniz bile bu puandan sistem otomatik olarak harcayıp sizin hesabınızdan loz almamış gibi saydırıyor. Oyun kaybetmemiş gibi saydırıyor. Koruyor yani sizin aslında ee, o anki durumunuzu bir noktada. Bak bir win daha aldı. Ondan sonrasında seriye. Seri maçtan bu arada Challenger ee, yani yüksek, en yüksek elo'lar yine Roldekin'in bilgisayar LoL'dekinin tamamen aynı şeklinde puan sistemiyle ilerleyecek. Onu da söyleyeyim. Ben size bu videonun seri bir hızlı. Bak şimdi bunu topluyor topluyor. Metanet sistemi. Bundan bahsediyor. Şimdi los alacak adam. Şuradan ben de şey yapayım devam et. Bak şu çizgiyi geçmişseniz eğer burada bir çizgi var ya bunu geçmişseniz eğer buradan şu çizgi kadarın yarısı kadar 200 puan harcayıp los almamış gibi saydırıyor size. Bayağı iyi yani ama bunun bir sınırı var. Bunu zırt pırt yapamıyorsun haftada işte bilmem kaç sınır onun detayını vermemişler henüz. 6 yeni şampiyon demiştik. Burada devam ettireceğim ben şöyle tık 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 sardırıyorum. Çünkü önemli noktaları sizlere göstermek istiyorum. Derecelilere Aynı lol'daki esnek gibi olmuş bu arada. 1 2 3 ve 5 kişi girebiliyorsunuz. 4 pire girilmiyor. Ama bunların hepsinin derecesi ortak. Sol okuyor diye bir şey yok ayrıca ekstra olarak yok yani. Oy, acayip o kadar çok heyecanlıyım ki ya. Nefessiz anlatıyorum ya. Seri maçları bu arada bu şekilde. Solda ee, 3, sağda 3 var. Hangisini önce 3 yaparsan o şekilde ilerliyorsun gibi. Ee, öyle düşünün. Bu arada e, küme atlama maçları ve seri maçlarının... ...çokluk sayısı da lig yükseldikçe yükseleceğini söylüyor. Tam de aşırı detaylı bir şekilde söylememiş olamıyorum. Ama mesela burada şeyi... ...Emerald 4'ten Emerald 3'e yani Zümrüt 4'ten Zümrüt 3'e geçmek için... ...5 tane win kasmanız lazım üst üste. Ee, burada böyle bir sistem var. Açıkçası bu bilgisayardaki lolden çok daha güzel. Çünkü e, ee, ölü elo diye bir şey yok. Ondan sonra yeni hesap hesap açıp durmaya gerek yok. Bilgisayardaki lolü oynayan kişiler daha da çok iyi biliyordur. Ee, burada şey var. Şampiyonları nasıl alacağımıza dair bir detaylı bilgi var. Level atladıkça ilk levellerde Şampiyon kazanıyorsunuz. 10 levelden sonra dereceli oynamaya başlayabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda mavi öz yine mavi öz gibi gel geliyor buraya. Mavi özleri kullanarak da yine şampiyon alabiliyorsunuz. Buradaki RP, RP'nin adı şuraya not almıştım. Vahşi çekirdek. Buradaki RP'nin adı vahşi çekirdek. Bir de aynı zamanda poro parası diye bir şey var bu oyunda. Poro paraları da şurada gözüküyor. Geri dönüş efektleri falan hani oyun oynayarak yine kazanılan ama RP'de değil mavi özde değil yine kostümler mostümler. Gerçek parayla Wild Rift'te hiçbir şekilde diğer oyunculardan öne geçmenizin imkanı yok. Böyle bir sistem yok abi. Marketi de yine görüyorsunuz. Bunlar RP ile satın alınabilen ve muhtemelen yine aynı şekilde belli bir mavi öz karşılığı da bulunur diye. Ha bunlar kostümler. Bunlar RP ile alınıyorlar. Mavi öz karşılığı şampiyonlarda mevcut. Şuradan ben tık 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 ilerletiyorum. Mesela RP ile alınabilen şöyle bayrak falan koydurtabiliyormuş. Şimdi bazı kostümleri göstermek istiyorlar Ondan sonra da yeni şampiyonlar 6 yeni şampiyon var Şöyle kostümler baya iyi bu arada Animasyonları müthiş Çok güzel yapmışlar Bu kostümler zaten bildiğimiz kostümler Ama Animasyonlu yapmışlar bunu Bilgisayarda göstermedikleri özeni göstermişler 10 numara. Oynanışla alakalı ekstra şurada 2-3 tane benim notum var zaten. Önemli olan bunlar kapalı betadan bir önceki açtıklarında ee, oyuncuların geri dönüşlerine göre pufflar, nerfler, kuleler daha güçlendirilmiş. Kolay kırılıyormuş. Kamera takibi ve ince ayarlarla alakalı bir menü getirmişler şurada. Şurayı göstereyim. Detaylı. Tamamen sana özelleştirilmiş bir kamera ayarı yapabileceksin yani. E, çünkü LoL gerçekten kontrol etmesi çok detay boyun ve telefona uyarlaması cidden zor. Global ultileri artık takip edebiliyorsunuz. Şurada da ona benzer bir şey gösteriyorlar. <laughs> Bu aim panning diye bir şey var. Ultinin menzili bak skillin menzili daha uzun ya. Map oraya hareket ediyor hemen. Skillini atacağın yöne. Şimdi global ultilerden bahsedecek. İsterseniz Takip edebiliyorsunuz ve şurada küçük bir ekranda hero'nuzu takip ediyorsunuz. Veya isterseniz tam tersini yapabiliyorsunuz. Zix de onu yapacak şimdi. Bak şuradan ultiyi takip edip kendi çarını oynayabiliyorsun buradan. Bu şekilde iki tane farklı seçenek baya iyi. Bu seslendirmeler meslendirmeler minimip ee, yükseltmeleri. Minimap'ten tıklayıp yürüyebilme özelliği. Ve gelecek olan 6 yeni şampiyon. Burası bir de eşya satın alımı ile ilgili detay vermişler. 6 yeni şampiyonu da sizlere ben tak tak söylemeyeceğim. Burada heyecanıyla izleyelim. Şuraya notumu aldım ama söylemeyeceğim. Hey friends, Davis, you here. Yeni şampiyonlar. Back to back to back to back and the Hadi kardeşim. For example, we ha bu arada Yasuo. ...especially around Oynanış güncellemesi çok hafif var. Adam diyor ki, zaten oynanış olarak iyi olduğunu söylediniz. Biz de çok fazla bir şey değiştirmemize gerek olmamasına sevindik. Daha az uğraştık ha? Ama şey yani, e, oynanış olarak zaten iyi olduğunu söylüyor. 6 yeni şampiyona şurada beraber bakalım. Birinci şampiyonuz Mundo. Bunların hepsi lol'ün bu arada ilk şampiyonları neredeyse. Burada hani bir tek herhalde Varus biraz daha yeni diğerlerine göre. İlk şampiyonları yani. Sona geliyor ikinci olarak. Jarvan'da bu arada muhteşem bir şey var. EQ flash kombosunu yapacak şimdi. Bilgisayardakinden bir tık daha yavaş ama bak. Bu EQ flash kombosunu telefondan yapabilecek olmak yani buna uyarlı bunu yapabileceğimiz şekilde yaptılar oyuna harbi helal olsun yani. Sincit bu arada şafa selamlar bayılacak. Varus geliyor. Son olarak da mumyamız geliyor. Ağlak mumyamız Amumu. Her şampiyonun kendine has animasyonu falan yapmışlar. Çok tatlı gerçekten. Bak bu arada fark ettiniz bilmiyorum. Ultiyi atmadan önce Gerçi yok lan şu Zix'in ultisiymiş. Menziline önden bakabiliyor muyuz gibi hissettim ben. Öyle değilmiş. Tamam. Onu da ben şimdiden fark etmiştim. Burada daha daha başka ekstra bir detay yok. Şöyle bir Gameplay koymuşlar. Arkaya böyle bir gameplay eklemişler. Siz oynadıkça bak Q flash'i bile vayda gayet iyi yani. Adamlar çok detay uğraşılmış mister misi bir e, oyun hazırlıyorlar. Çok heyecanlıyım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan beğen butonuna basarak beğenebilirsiniz. Aynı zamanda da Wild Rift'e özel videolar ve çekilişler bu kanal üzerinden devam ediyor olacak. Haberiniz olsun. Ee, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Video bir tane beğeni ataraktan destek verebilirsiniz. 55 kez söyledim değil mi? Tamam yeter. Hadi görüşürüz kapatıyorum. Kendinize iyi bakın bay bay.